Arkadaşlar, hepinize merhabalar, selamünaleyküm. Bugün Kenwood BT306 ayarlarını yapacağız. Şimdi 306 ayarlarını yaparken de GFC'nin 462 BT serisinin ayarlarını da göstermiş olacağım. Çünkü ana menüsü aynı, ayar yerleri, kesim yerleri hep aynı. Ondan dolayı hemen isterseniz lafı uzatmadan şöyle ayarlara geçmek istiyorum. Geçmeden önce de şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Burada hani biz kendi bilgilerimizi veyahut da işte bildiklerimizi paylaşıyoruz. Benim eksik olduğum kısımlar olabilir. Eksik olduğum kısımları yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Sonrasında GFC ile Kenwood şöyle bir şey arkadaşlar. Kenwood zaten GFC'nin ürünü. İkisi de aynı fabrikada üretiliyor. Ve şu anda Kenwood BT306'nın 3,5 volt çıkışı var. Ve şu anda satış fiyatı 2200 lira. Sonrasında ise JVC 462 BT'nin ise şu anda satışı 1600 lira. Bu ürünlerin satış teminine Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Kullanıcı adım, ismimi de yazabilirsiniz. Army Sound yazdığınız zaman beni bulabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum videoyu izlediğiniz için. İnşallah videoda bir şeyler gösterebilirim, kesimlerini yapabilirim. Benim aracımda biliyorsunuz ki 3 takım eski seri wipe var. Şimdi benim eski seri wipe'larım 10 kHz ile 70 Hz arası çalan bir yapıya sahip. Ama şöyle bir şey. Yani bu mid-range'ler zaten mid-bass olarak geçiyor. Kilohertz'inden de anlarsınız. Hertz'inden anlarsınız. 70 Hz'e kadar okuyor. 70 Hz dediğimiz ses de birazcık daha dıp sesler. Yani güp güp vuran sesler. Tiz değil. Şöyle bir şey. Biz şimdi 70 Hz'te keserseniz bir mid-range'i seste bozma yapar. Çünkü neden? Kendini zorluyor ve fazla güç çekiyor. Fazla güç istiyor. Ama bunu işte 150-200 arası verirseniz ayarı. Yani her mid-range'den mid-range'e değişiyor şimdi. Şöyle söyleyeyim. Yani benim mesela bir kulak aşinalığım var. Benim önüme hangi mid-range'i koysalar ben o mid-range'in ayarını buldurup ona göre yapabilirim. Veyahut da müşterimin kendi istediği gibi ince sesleri seviyordur. Veyahut da kalın sesleri seviyordur. Ona göre kesim yapabilirim. Cihazı fazla zorlamadan tabii ki de. Yani bir cihazın belli bir kapasitesi vardır. O kapasitesinin üstüne çıktığı zaman zaten ya cihaz zarar görür ya da başka bir şey olur. Twitter'ların biliyorsunuz ki Avatar'ın burun serileri var. Şöyle göstereyim burada. İşte wipe'larım da burada. Eski seri wipe'larım. Şurası arkada da böyle. Gösterebilirim arka tarafı da. Panzotumuzun yapısında. Şimdi isterseniz şöyle teybimizi açalım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere teybimizi açtık. Teybin parlamaması lazım tabii ki de. Onun için uğraşıyorum. Şunu şuradan alsak birazcık daha parlaklığı gider. Evet. İsterseniz menüye geçelim. Ayarlara. Şimdi şuradan ekran ayarlarımız var burada gördüğünüz gibi. Renk seçeneklerimiz mevcut. Buradan tüm bölgeler veyahut da bölge 1, bölge 2 gibi seçenekler var. Buralardan ayarlarınızı, renk ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Bizim konumuz bu değil. Sonrasında bize lazım olan kısmı gösteriyorum arkadaşlar sizlere. Ekrandan çıkalım. Ses kontrol. Arkadaşlar ses kontrolü girdiğiniz zaman subwoofer seviyesini buradan yükseltip alçaltabilirsiniz. Ama bizim burada bir bas post tadımız olduğu için buradan biz rahat bir şekilde basımızı açıp kapatabiliyoruz. Şimdi geri geliyorum. Buradan araç ayarları. Araç tipini seçebilirsiniz. Vagon, normal. Gördüğünüz gibi kompakt. Tüm bölgeler. Bende kapalı duruyor. Buradan mid-range'lerin, Twitter'ların pozisyonlarını ayarlayabilirsiniz. Kesim ayarlarına gelelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim mid-range'lerim, Twitter'larım 2 kHz'e kadar okuyor ama bizde 1.6 ve 2.5 olduğu için ben 2.5'u seçtim. Sonrasında eğimler zaten burada 12 dB'de biliyorsunuz. Kazancımız yine 0. Şimdi orta aralık dediğim mid-range. Mid-range'e girdim. HPFI frekansını gördünüz arkadaşlar. 220 Hz. Şimdi normalde bu Twitter mid range böyle çalmaması lazım. 70 Hz'de çalması lazım. Ama 70 Hz'de arkadaşlar
Çok dup dup dup, yani bas seslerin fazla çıkardığı için ben bunun kesim ayarını 220'ye getirdim. Yani bu ustadan ustaya değişir veyahut da sizin kulak zevkinize bağlı. Ama 220 Hz'e kestiğiniz zaman Ş, S, Ç bu sesleri çıkarmıyor. Yani baskın vermiyor ve seste bozma yapmıyor. Ben bunu 250'de de kullanıyorum, 220'de de, 180'de de kullanıyorum arkadaşlar. Genelde 220 ama. Yine dB'ler gördüğünüz gibi 12'de. LPF'de de 10 kHz'de kesile. Zaten fabrika çıkışında da 10 kHz yazıyor. Ben de bunu 10 kHz yaptım. Ve şu anda güzel çalıyor. Bayağı da ses sisteminin sesini seviyorum. Şimdi woofer'a gelelim. Woofer'da da LPF frekansı var gördüğünüz gibi. Zaten 100 kHz'de çaldırıyor. Standart bir çalım şekli. Kazancım yine falan her şey sıfır. Kesim ayarlarım böyle arkadaşlar. İç üzere girdiğiniz zaman woofer, ortalık ve Twitter'ı görürsünüz. 3 yollu bir sistem kullandığımız için midrange, Twitter ve bas var. Şimdi hoparlör boyutlarına geçelim. Hoparlör boyutlarında Twitter'lar arkadaşlar orta. Zaten gördüğünüz gibi orta. 10 santim. Midrange'ler 18 santim en fazla olduğu için 18'e çektim. Burada ovallere de girebiliyorsunuz. Kafanızı çok fazla kurcalamıyorum arkadaşlar. Sade ve net anlatmaya çalışıyorum. Burada woofer'ımız var. Yine basımızın da santimini buradan girebiliyorsunuz. 16 santim bas, 20 santim bas, 25 santim, 30 santim ve 38 santim ve üzeri. 46 falan. Bu da 30 santimle. Twitter. Evet, hoparlör boyutlarını gösterdim. Ses efekti. Ses reaksiyonu zaten burada açık. Seste birazcık düzelme yapabiliyor. Ses offset'im kapalı. Balansım kapalı. Subwoofer'ım tabii ki de açık. Load'um seviye 1. Seviye 2 de bayağı şiddetli çalar. Load 1 en iyisidir. Bas artısına gerek yok. Mevcut eko zaten kullanıcıda. Başka videolarda arkadaşlar buradan 12 band equalizer ayarlarını göstereceğim. İnşallah güzel bir beğeni veyahut da izlenim kazanırız bu videoda. Çok fazla uzatmıyorum arkadaşlar videoyu. Umarım memnun kalmışsınızdır. Yani gördüğünüz gibi 5 dakikada teyp ayarlarını yapabiliyorsunuz. Ve arkadaşlar dediğim gibi şu anda ben JVC 462 BT öneriyorum herkese. Fiyat konusunda iyi. Ayrıyeten Kamut BT306'da 3,5 volt çıkış var. JVC 462'de ise 4 volt çıkış var. Voltajınız ne kadar yüksek olursa arkaya gönderdiğiniz frekanslar, güçler, yani amfilere gönderdiğiniz frekans fazla olduğu için arkadaşlar arkada amfiler daha güçlü bir ses vermenizi sağlayacaktır. Daha önce Kenwood BT356 kullanıyordum. Sonrasında çok gerek yoktu. Çünkü şu andaki fiyatları da çok yüksek. Hiç tercih etmeyin. Bence işlemcili teyp diyoruz. Kenwood'da JVC462'ye. Niye işlemci diyoruz? Gördüğünüz gibi arkadaşlar amfilerinizden ayarlarınızı flak moduna aldıktan sonra teybinizden güzel bir şekilde kesim ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Umarım yardımcı olmuşumdur. Umarım çok fazla kafanızda bir soru işareti kalmamıştır. Yani istiyorsanız ben teybimin içerisindeki 12 band ayarlarını da gösterebilirim size. Kesim ayarlarım böyle. Herkesin kulak zevki vardır arkadaşlar. Gelen müşterilerime her zaman diyorum. Yüksek ses mi seviyorsunuz veyahut da net ses. Sonrasında kalın ses mi seviyorsunuz, ince ses mi seviyorsunuz diye soruyorum. Önemli olan müşterinin nasıl zevk aldığı ve o sesi sizin ona vermeniz veyahut da o ses üzerine ayar yapmanız. Benim için önemli olan bu. Ve aracın içerisindeki konumlandırmaya geçeyim. Onu da göstereyim sizlere. Aklıma gelmişken. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada direklerimiz var. Direklerimizde Twitter'lar var. Bunları niye yukarıda tuttuk? Daha önceki ses sisteminde yukarıda tutmamıştık. Arkadaşlar önünde hiçbir engel olmadığı sürece ve kulak hizasınızda olduğu sürece Twitter çok güzel bir şekilde çalar. Ön kapılarımızda 20 santim midrange'lerimiz var. Ama panjotumuz gördüğünüz gibi kabarık. Kabarık olmasının sebebi de arkadaşlar birazcık litre tutsun diye yaptım. Yani panjotların litresi tuttuğu zaman daha iyi çalıyor. Ve içerisi tok, yani tok bir ses veriyor. Arka taraflarda biliyorsunuz zaten yine iki takım eski seri vibe'ımız var. Gördüğünüz üzere. Şu anda yine aracın fanları çalışıyor. Duyuyorsunuzdur zaten. Twitter'larımız sağda solda yine dik konumda. İki tane mihterincimiz de dik konumda. Ortadakiler yatay biraz daha. Baslarımız burada gördüğünüz gibi HCPL 122 2 tane 1500 RMS 4500 watt.
Sonrasında çok daha fazla anlatmam gereken bir şey yok. Yani 140 amper biliyorsunuz akümüz var. İşte kablolarımız, kablolama konusunda zaten daha önceki videoda bilgi vermiştim. Ürün temini için Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Sonrasında telefon ile de iletişime geçebilirsiniz. Elimden gelince yardımcı olurum. Seni her gün bekleye bekleye, kime ne yaşarsam, tek seni sevmeye hazırım ben aşktan. Ötesine geçmeye değmez mi ölmeye böyle dev hislere? İnsan ölmez isteye isteye, kader beni yazsın senden önceye. Hazırım ölüp de yine seni sevmeye, değmez mi dönmeye böyle dev hislere? Şimdi arkadaşlar dıp sesini nasıl yakaladığımı göstereyim sizlere. Yani midrange'lerin çalma şeklini göstereyim. Abartı olmadan ve ayrıyeten yani midrange'den bas sesi almaya çalışmayın. Yani şimdi arkaya çeviriyorum, zaten direkt fark edeceksiniz nasıl olduğunu. Kesimlerini yaptığınız zaman, yani frekans kesimlerini bilmiyorsanız bile çalışma mantalitesinden anlayabilirsiniz midrange'in nasıl çaldığını. Güp güp yaptığı zaman sesi her zaman yedikçe bozar. Ondan dolayı fazla bir hafif bir tonlama olması lazım güp güp diye. Ama yani çok esnememesi gerekiyor midrange'in, bobininin. Esnettiğiniz zaman ses her zaman bozma yapar. Şimdi bir tane akustikli şarkı açıyorum ve yavaştan videonun kapanışına geçiyorum. Şimdi arkadaşlar şarkılarla devam ediyoruz zaten de. Şöyle söyleyeyim. Bu midrange'lerin çalma yapısını anlayabilmişsinizdir umarım. Şimdi bobinin çok fazla ileri geri çıkıp girmemesi lazım. Çıkıp girdiği zaman seste bozma yapar. Yani frekans kesimi de ona göre olması gerekiyor. Şimdi benim midrange'lerimden örnek vereceğim. Bir tane daha normal dıp sesli bir şarkı açacağım. Yani tonlaması fazla bir şarkı. Onda da zaten anlayacaksınız midrange'in oynama şekilleriyle. Yani subwoofer gibi gür 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 içeri girip çıkmasına gerek yok midrange'in. Çalma mantalitesi zaten bu şekilde midrange'in. Şimdi ilk baş bassız açıyorum. Gördüğünüz gibi zaten bas kısık. En dipte. Şöyle göstereyim, en dipte bas. Şimdi bassız bir şekilde açıyorum şarkıyı. Altımda gati, ah yanımda çiftli gati, dinliyor kördük.
sesi de son ses açmıyorum. Telefon algılamadığı için arkadaşlar. Hani param, hayır konuşamam öyle chit-chat. Fuck that fast life, moruk şehrimde most wanted. Yes, that's right, kafana restart. Bu yedi flex, alın freeze, yanan etraf gece. Aynen tabi 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 ya. İçten kafam açık, tabi 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 ya. Moldum Scott Travis, tabi 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 ya. Aynen tele tabi, tabi 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 ya. Tattoo sever party, tabi 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 ya. Severim altın hadi, tabi 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 ya. Her gün bas ve ki kafama. Ya sen çok biliyorsun, tabi 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 ya. Still, kafamda sert bir düşüş var. I got this, kafam real. Bugatti, this shit real. Ve party sever takımımı izle, kapatıyoruz yolu. Burosal bir peşim mi geldi, vaktime grinder. Ama özlü bir kafamı say. Durma bebeğim, biraz bakalım brighter side. Bebeğim soğutma dönsün ve bu gecelik benim sikimde bile değil. Anlayacağını herkes görsün, bizi çekemeyenlere hepsi ölsün. Bakın gözüm bile görmüyor, harbi kör. Aynen tabi 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 ya. Tabi 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 ya. Tabi 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 ya. Ya sen çok biliyorum. Tabi 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 ya. Living life to its fullest, you never know what's reserved. Today you're here but tomorrow from up there you will observe. Then ask yourself why it's me, what did I do to deserve? Simple answer, you just weren't made to live in this big world. I don't care if it's a Clyde or Maserati. This Illuminati busting crisis in a party. Bitches shaking ass like the cheap version of Concardi. When you're trying to reach me, make sure you got back Bacardi. Only true ones are on me, don't tell me you don't know. But this bullshit surely will affect this valley, bro. Just kidding, you really thought that's how you will put us all down. Don't mumble too much, I'm scared that very soon you'll fucking drown. You don't want me, but you're still horny. 4 a.m. in the morning, still trying to call me. Wasn't even yawning when you were already zoning. Deep down in your fucking dreams, heard you even fucking moaning. Denizli, bir çeşit tenete, tehlikeli denemek, eli keyif bezlemek. Böylesin, tüllerin hep öylesin. Kimliğime gebete, temizim evet bebek. Sana veto, bebeğim sarı repo. Kafamızı kurar, benim cebim dolu lira peso. Kila eko parçasıyım, her şey yolunda. Arabama gerçekten dokunma, fuck shit. Benim işim aksi, bir çeşit ötenazi. Bu gece dolu parti, fuck shit. Sanki kafamız galaksi. Atılma sevati de istediğim vakti. İstek veremezdi, bitse bir mesai. Kocam kafa, ne yapayım ben, çekemem hiç kapris. Her günüm ustadı, gitmiyor mu parti? Arkadaşlar, umarım demek istediğimi anlamışsınızdır. Yani olabildiğince örnek vermeye çalışıyorum. Örneklerle göstermeye çalışıyorum sizlere. Şimdi şöyle akustikli bir şarkı bakalım. Şöyle bir akustikli şarkı var. İsterseniz hep beraber dinleyelim bakalım. Seni her gün bekle bekle, kime ne yaşarsam tek seni sevmeye hazırım ben. Aşktan ötesine geçmeye değmez mi dönmeye böyle dev hislere? İnsan ölmez isteye isteye, kader beni yazsın senden önceye. Hazırım ölüp de yine seni sevmeye, değmez mi dönmeye böyle dev hislere? Mitrençlerin tokluğunu biraz daha anlayabilirsiniz öyle. Seni her gün bekle bekle, kime ne yaşarsam tek seni sevmeye
Hazırım ben aşktan ötesine geçmeye. Değmez mi dönmeye böyle dev hislere? İnsan ölmez isteye isteye. Kader beni yazsın senden önceye. Hazırım ölüp de yine seni sevmeye. Değmez mi dönmeye böyle dev hislere? Yorgunluktan değil halsizliğim, sürmesin artık sensizliğim. Kokuna hasret günlerdeyim, durum tek adim ben. Sensizlikten aslında hani bir kere de böyle bitmiyor. Neden? Arkadaşlar gain ayarları da çok önemli. Ama ortalama şöyle söyleyeyim sizlere. Kendinizi yormadan, üzmeden, sıkmadan şöyle bir şey yapabilirseniz. Gaininizi %100 konumu var ya. %100 konumda değil de. Gaininizi %40-35. Amfiye fazla bir yük uyguluyorsanız %20-25 civarlarında açabilirsiniz gaininizi. Bu sefer seste bozma olmayacaktır. Yani gaininizi %40'ta tutun. 45-50 yaptığınız zaman gitgide o ses bozulur. O da yani gain ne işe yarıyor? Sizin aracınızın üzerinde bulunan voltajı çarpıyor. Siz yükselttikçe o çarpıyor mesela. X2, X3, X4, X5 diye çarpıyor. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Yani hani çok fazla da yani çok fazla bir şey yapmanıza gerek yok. Çok detaya inmenize gerek yok. Kendinizi üzmenize gerek yok. Sadece dediğim gibi önemli hususlar bunlar. Güzel bir amfi ayarı, güzel bir teyp ayarını böyle yapabilirsiniz. Yine takıldığınız, sorun olduğu konular varsa bana Instagram'dan yazabilirsiniz. Oradan da yardımcı olabilirim. Yani yeterince video iyi geldiğini düşünüyorum. Ne bileyim, yani umarım yani bir şeyler gösterebilmişimdir kendi bildiklerimce. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Seni her gün bekle bekle, kime ne yaşarsam tek seni sevmeye. Hazırım ben aşktan ötesine geçmeye. Değmez mi dönmeye böyle dev hislere? İnsan ölmez isteye isteye. Kader beni yazsın senden önceye. Hazırım ölüp de yine seni sevmeye. Değmez mi dönmeye böyle dev hislere? Ailem sensin, sessiz bir